hangi mod alacağız? Şu düğümüzü alacak derseniz. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Başka bir teması var mı? Hayır, teşekkür ederim. Tamam. Şimdi test alacağız buradan. Şimdi şöyle alalım. Tamam. Covid hastasıyım. 8 gün önce yakalandım. Artık son dönemlerindeyim sanıyorum. Şu an daha iyiyim ama birkaç gün önce gerçekten çok yoğundu. Ama mutlaka herkesten korunmanın çok önemli olduğunu tekrar herkese hatırlatmak isterim. Açıkçası en başından beri hani çok kısa sürede ulaşıldı bana. Gerek İl Sağlık Müdürlüğü'nce gerek de İlçe Sağlık Müdürlüğü'nce. İlaçlarım hemen aynı gün, 1-2 saat içerisinde bırakıldı. Şimdiye kadarki olan bütün hizmetlerden çok çok memnunum, çok teşekkür ederim bütün çalışanlara.
Bu da sürüntü testi. Bu artık hani şu anda hala pozitiflik devam ediyor mu diye yapılan bir test. Bakalım bunun da sonucuna göre hareket edeceğiz. Bunlar ilaçlarımız. Bu ilacı 12 saatte bir, ilk etapta 8 tane, daha sonra 8 tane, 2 saatte bir. Ondan sonra 3'er 3'er devam ediyorsunuz. Bunu da sabah akşam kullanılacağım. Tekrar yapış olsun veriyoruz. Hoşçakalın. Filyasyon ekipleri olarak en büyük görevimiz hastalığı anlatmak. Neler yapmaları gerektiğini, işte vitaminlerini almaları, su, bol bol su içmeleri gerektiği, uykusunu güzel alması gerektiği, immün sistemi destekleyici ne biliyorlarsa, tabii doğru bilinen şeyler olarak yapılması gerektiğini söylüyoruz. Çok korkulması gereken bir hastalık olmadığını biliyoruz ama ne olursa olsun tedbirinde elden bırakılmaması gereken bir hastalık. İlk başladığımız zamanlarda tabii işte evde kalma işini daha tam anlatamadığımız dönemlerdeydi. Telefonla arama işlemi sırasında bir evi aradık. İşte konuştuk. Böyle böyle durumunuz, pozitif çıktınız vesaire anlatıldı. Ondan sonra hasta bir soru sordu. Dedi ne zaman gelirsiniz? Tabii başta yanlış anlıyorsunuz. Hani dışarı mı çıkmayı istiyor acaba diye. Dedim biz ne zaman uygun olursak o zaman geleceğiz. Hayır yok dedi, yani eve dedi sağlıkçı geliyor, bir pasta börek bir şey hazırlamak gerekir dedi. Yok dedik, biz içeri girmiyoruz, biz kapıdan yapıp gideceğiz, olur mu öyle şey diyor. Yani şey, tabii şimdi biraz daha alıştı insanlar. Hani mesela yine teklif ediyorlar. Yani hocam şu işler bitsin de sonra bir gelin, işte bizim nar bahçemiz var, işte portakalımız var. Önce bir alın diyorlardı. Şimdi şey diyorlar, şu işler bitsin de mutlaka uğrayın. Yani insanımız iyi. Özellikle bilmediği bir hastalık konusunda biraz da bilgilendirdiğiniz zaman aslında çok ters şeylerle karşılaşmadık biz. Ama yine de her zaman bizim yükümüzü bizden çok aslında hastanedeki arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın yükünü azaltabilmek için maske, mesafe ve ne olursa olsun dezenfektandan vazgeçmemek ve son dönemlerde özellikle artan sokağa çıkma yasaklarının kısıtlama olarak görülmemesi, bunların tedbir olarak görülmesi gerekiyor. Bu tedbirlere uymak gerektiğini düşünüyorum. Mart ayından beri filyasyon ekibindeyim. Birçok zorluğumuz var. Yani insanlarla, her çeşit insanla öncelikle muhatap oluyorsunuz. Gece gündüz demeden evlerine kadar gidiyorsunuz. Uykudan uyandırıyorsunuz. Bir de hasta psikolojisiyle uğraşıyorsunuz. Yani insanlar hasta olunca daha gergin olabiliyorlar. İletişim zorluğu çektiğimiz çok oluyor tabii ki. Ama vicdani bir rahatlık var. Hani hastalığın önden tespit edilmesi, evlerine kadar ilaçlarını götürmek, onlara test yapmak, hani yayılmadan önlemek adına filyasyon zaten çok önemli bir görev ve onurla yapıyorum bu görevi. Ve vicdanen çok rahatlık veriyor. Hani çektiğim iş zorlukların hiçbirisi ondan sonra insanın aklına gelmiyor. Şöyle, tabii ki evde iki tane çocuğum var. Filyasyon sonrası eve gittikten sonra onları sarılamamak kadar kötü bir duygu yok. Ertesi gün bile acabalarla yaşamak ailenize karşı. Bir de kronik rahatsızlığı olan eşim var. Her şekilde çok zor. İnsanlar evdeki kedi köpeğine filyasyon yaptırmaya çalışan var. İşte her seferinde bize 24 saat ulaşabiliyorlar. Telefonlarımız her zaman açık. İşte yiyeceğinden, içeceğinden, banyosundan, evdeki köpeğinden her şekilde bize ulaşan ve bizi güldüren şeyler oluyor. Bu da bizim motivasyonumuzu biraz arttırıyor. Yani bu işin tek çözümü maske, sosyal mesafe ve hijyen. Yani herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz. Çünkü gerçekten çok yorulduk. Yani herkes tükenme noktasında, tüm arkadaşlarım adına konuşuyorum. Herkes biraz daha dikkat ederse sanırım bu süreci rahatlıkla atlatacağımızı düşünüyorum. Daha iyi. Kesinlikle.